Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri, Bulbul Öğretmen Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Türkçe dersinizden 2. dönemin deneme sınavı sorularını sizlerle birlikte çözeceğiz. Toplamda 20 sorun var. Ne yapıyoruz? Her zamanki gibi her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapıyorsunuz. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol ediyorsunuz. Sorularımdan bazıları gerçekten zor sorular. Umarım tüm hepsini doğru yaparsınız diyorum ve başlıyorum birinci sorudan. Geç sözcüğü hangi tümcede farklı anlamda kullanılmıştır? A. Dikkat ederek karşı kaldırıma geçtim. Suyu yüzerek geçti. C. Bazı sabahlar okula geç kalıyoruz. Eminim sizler de fark ettiniz. C şıkkı diğerlerinden farklı. A ve B şıkkında bir yerden başka bir yere gitmek manasında kullanılmış. Ama burada bir zaman olarak geç kalmaktan bahsediyor. Cevabımız C şıkkı oluyor. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olay önceki zamanda gerçekleşmiştir? A. Osman kitabını okuyor. B. Zeynep bu yaz tatilde köye gidecek. C. Serdar marketten ekmek almış. Şimdi A şıkkında şimdiki zamandan bahsediyor. Kitabını okuyor. Daha devam ediyor yani. Zeynep bu yaz tatile köye gidecek. Bu da gelecek zaman. Daha gitmemiş. Ama önceki zamanda olay yapılmış, bitmiş. Ne zaman? Ekmek almış marketten. Yani artık gerçekleşmiş bir olay var. Ve cevap C şıkkı oldu. Üçüncü soruya bakıyoruz. Hangi sözcük ünlü ile başlayan bir ek aldığında değişime uğramaz? Yani hangi sözcük değişmez? Ünlü harfle başlayan bir ek geldiğinde, sesli harfle başlayan. Mesela yaprak sözcüğüne bir ek getirelim. Yaprağı A olsun mesela. Nasıl olur? Yaprağı A. E halini getirdiğimde A harfi olur. Ne oldu? Yaprak sözcüğü değişti. Yaprağı A oldu. Süt. Mesela süte. Bakın süt sözcüğü değişmedi. Ağaç sözcüğüne getirelim mesela. Ağacı. Bakın Ç harfi C oldu. Yumuşama oldu yine. Ama B şıkkında herhangi bir değişiklik olmadı. Cevap B şıkkı oluyor. 4. Annem komşumuzdan köfte yapmak için bayat ekmek istedi. Yukarıdaki cümlede verilen altı çizili kelimenin zıt anlamlısı, aşağıdaki anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Bayat sözcüğünün zıt anlamlısı biliyorsunuz taze. Hangi seçenekte var? Bakıyorum C şıkkında var. Babam 2 kilo taze balık almış diyor. Evet zıt anlamlısı burada kullanılmış. A ve B şıklarında yok. 5. Teyzem senelerdir eşiyle birlikte köyde yaşıyor. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? Kim? Teyzem. Evet var cevap. Nerede? Köyde. Yeri de var. Niçin yaşıyor? Burada sebebi yok. Niçin sorusunun cevabı yok. Cevap C şıkkı oluyor. C şıkkını işaretledik. 6. Ayı, aslan, akrep, ahtapot ve arı sözcükleri var. Yukarıda karışık olarak verilen sözcükleri sözlük sırasına göre sıraladığımızda üçüncü olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapacağız? İlk önce baş harflerine bakıyoruz tabii ki sözlük sırası için. Hepsinin baş harfi aynı. O zaman kimin birinci, kimin ikinci olduğunu anlayamayız. İkinci harflere bakıyoruz. Y, S, K, H ve R var. Buradaki harflerin içinde H harfi diğerlerinden önce geliyor. Ahtapot birinci sıra olması lazım. İkinci olarak K harfi S, Y ve R'den önce geldiği için akrep de ikinci oluyor. Kim kaldı? R var, S var ve Y var. Burada R harfi S ve Y'den önce geldiği için hani hatırlarsınız P, R, S, Ş diye gidiyor. Yani o zaman R harfi üçüncü sırada olması gerekiyor. Yani arı sözcüğü üçüncü sırada. Cevap A şıkkı. Aslan dördüncü sırada olur ve ayı da beşinci sırada olur. Sözlük sırasına dizdiğimizde böyle olur. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? A. Sınıfımıza Ankaralı bir öğrenci geldi. Burada kullanılmış. En sevdiğim il Çankırı'dır. Şurada kullanılmış. Bu Ebrar'ın kalemi değil mi? Burada kullanılmış. Şimdi C şıkkında bir insan ismi var ve kesme işaretiyle gelen ekler ayrılmış. Doğru. B şıkkında bir şehir ismi var Çankırı ve gelen ek ayrılmış doğru. A şıkkında bir şehir ismi var ama buradaki Ankara sözcüğü şehir olarak kullanılmamış.
Nasıl? Sınıfımıza Ankaralı bir öğrenci geldi. Yani Ankara'da yaşayan Ankaralı kişilerden, insanlardan bahsediyor. İşte böyle Ankaralı ya da İstanbullu, ne bileyim Bursalı dediğimizde yanına gelen lı eki ayrı kesme işaretiyle ayrılmaz. Çünkü Ankaralı dediğimizde bir sürü insandan bahseder. Burada şehir olarak kullanılmadığı için A şıkkında kesme işareti yanlış kullanılmış. Orada kesme işareti olmayacaktır. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? A. Fillerin kocaman kulakları vardır. Bu doğru bir cümle. Gerçek olan bir cümle. Hayal değil. Köye gittiğimde eşeğe bindim. Bu da olabilecek bir cümle. Minik köpek sahibinin kulağına fısıldadı. Şimdi burada köpek sanki sahibinin kulağına insan gibi bir şeyler söylemiş manası var. Köpekler biliyorsunuz insan gibi konuşamayacağı için bu bir hayal cümlesi. Cevap C şıkkı. 9. İşçiler gece gündüz çalıştılar, işi bitirdiler cümlesindeki altı çizili kelimeler arasındaki anlam ilişkisi hangi seçenekte vardır? Öğretmen, muallim, kuvvetli, zayıf, yaşlı, ihtiyar. Gece ile gündüz zıt anlamlı kelimeler. Öğretmen ve muallim eş anlamlı. Kuvvetli ve zayıf, işte bunlar zıt anlamlı. Yaşlı ile ihtiyar da eş anlamlı. O zaman cevap B şıkkı olacak. Çünkü bunlar buradakine benziyor. Anlam ilişkisi aynı. Geçiyorum 10. soruya. Evet, Esra'nın cümlesindeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki ismin yerine geçen hangi sözcük getirilebilir? Ne diyor Esra? Çiçekleri her gün sularım. Burada çiçekleri sözcüğü çizilmiş. Çiçeklerin yerine, buradaki isim varlıkların yerine hangisini getirebiliriz? Onu her gün sularım pek uymuyor. Onları her gün sularım dediğimizde tam uyuyor. O zaman cevap B şıkkı olacak. C şıkkı da uymuyor. 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde işin gelecekte yapılacağı belirtilmektedir? Yani iş yapılmamış, gelecek bir zamanda yapılacak. Ağabeyim ayakkabılarını bodruma koydu. Burada koymuş artık, iş yapılmış. B. Hafta sonu sinemaya gideceğim. İşte bu gelecek zaman. Daha gitmemiş ki. Hafta sonu gideceğim diyor. Cevap B şıkkı. Arıların özelliklerini anlatan bir kitap okudum. Burada da okumuş. İş yapılmış zaten. Cevap B oldu. 12'ye bakalım. Yumak'ın karnı acıkmıştı. Odada dolaşıyor ama süt kabını bir türlü bulamıyordu. Yukarıdaki metinde hangi hikaye unsuru yoktur? Yer var mı? Evet var. Çünkü odada dolaşıyormuş. Odada olduğunu anladık. Zaman yok. Sabah mı, öğlen mi, bir yaz günü mü, ne zaman belli değil. Kahraman var. Yumak. Bir kediden bahsediyor. O zaman B şıkkın hikaye unsuru zaman yok bu metinde. Cevap B oldu. 13. Evet, burada sözcükler var. Ve yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturursak sıralama nasıl olur diyor. Şöyle bir sözcüklere baktığımızda şöyle olması lazım. Kuşlar yuvalarını altın iplikle örerler. Bunları bu şekilde sıraladığımızda uygun bir cümle oluyor. Düzenli bir cümle oluyor. Kuşlar başa gelecek. Yani 5. sözcük en başa gelecek. Zaten baktığımız zaman şıklarda A şıkkı doğru. Diğerlerinde 5 ile başlamamış. A şıkkını işaretliyoruz. 14. Hava 3 gündür bulutlu. Nokta nokta. Hiç yağmur yağmadı. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisinin getirilmesi uygundur? Hava 3 gündür bulutlu. Ancak hiç yağmur yağmadı. Evet, bu uydu. Kontrol edelim. Hava 3 gündür bulutlu. Bu yüzden hiç yağmur yağmadı. Şimdi bulutlu, bu yüzden hiç yağmur yağmadı derken cümlenin anlamı biraz bozulur gibi oldu. Çünkü bu uymadı pek. Hava 3 gündür bulutlu. Çünkü hiç yağmur yağmadı. Yine pek uymadı. En uygun A şıkkı oluyor. Ancak sözcüğü getirilmeli. 15. Cümlelerin hangisinde altı çizili kelime varlıkların yerine kullanılan kelimelerden değildir? A. Biz yarın size geleceğiz. Evet, kişilerin yerine kullanılmış, insanların yerine. B. Ben her yıl Muğla'ya giderim. Yine bir kişinin yerine kullanılmış. C. Şu ağaç 40 yaşındadır. Burada ağacın ismi zaten söylenmiş. Şu sözcüğü onu göstermek için kullanılıyor ve bir varlığın yerine kullanılmamış. Cevap C şıkkı olacak. 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ifadesi yoktur? A. Dışarıda oynadığı için ayakkabıları kirlenmiş. Ayakkabıları kirlenmiş. Burası sonuç. Bunun sebebi var mı? Var. Dışarıda oynadığı için. Özge çok şeker yediği için karnı ağrıdı.
Karnı ağrımış. Burası sonuç. Sebebi var mı? Var. Çok şeker yediği için. Onun gibi arkadaşım hiç olmadı. Arkadaşım hiç olmadı diyor ama bunun sebebi yok. O zaman cevap C şıkkı olacak. Sebep sonuç ifadesi C şıkkında yok. 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük sözcüğü bir varlığın özelliğini belirtmiştir? A. İçeri girer girmez küçük kediyi kucakladı. B. Yeni ceket üstüne küçük geldi. C. Küçük, sen buraya gel. Evet, fark ettiniz sanıyorum. A şıkkında kedinin küçük olduğunu söylüyor. Bir varlığın özelliğini söylüyor. Cevap A şıkkı olacak. Varlıkların özelliklerini söyleyen kelimeler vardı hatırlıyorsanız. Sıfatlar da diyorduk. Ve bu küçük sözcüğü kedinin küçük olduğunu anlattığı için A şıkkını işaretledik. 18. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili kelime insan dışındaki bir varlığın adının yerine kullanılmıştır? Onun kuru dallarını kim kesmiş? Onun saçlarını tarayıp elbisesini giydirdi. Onun sözlerini yanlış anladın. Bakın B ve C şıklarında saçlarını taradığına göre bir insan yerine kullanılmış. Ve onun sözleri dediğine göre yine ama A şıkkında kuru dallar, onun kuru dalları yani oradaki ağaçtan bahsediyor. Bir insan değil, bir bitkiden bahsediyor. O yüzden cevap A şıkkı olmuş. A şıkkı olmuş. 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? A. Dondurmayı çok yiyince boğazım ağrıdı. Boğazım ağrıdı. Sonuç. Nedeni var mı? Var. Dondurmayı çok yiyince. Ayağa takılınca yere düştü. Sonuç yere düştü. Nedeni evet var ayağa takıldığı için. Annemi babamı tüm ailemi seviyorum. Tamam burası seviyorum. Tamam sonuç ama sebebini söylememiş sadece seviyorum demiş. Cevap C şıkkı oldu. Son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şeker sözcüğü aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmamıştır? Cebimdeki şekerleri kardeşime verdim. Şeker sözcüğünün yanına ler eki gelmiş. Masanın üzerindeki şekerliği bana verir misin? Şeker sözcüğüne lik eki gelmiş. Burada yumuşak G olmuş. Tekrar bir ek aldığı için ama önemli değil. Şekerlik olmuş. Yani şekerlerin konulduğu bir kavanoz olmuş. Burada değişmiş. Dün babamla şekerciye uğradık. Şeker yanına G eki geldiğinde ne olmuş? Şeker satan kişi olmuş. Şeker sözcüğü değişmiş. Onu satan bir kişiye dönüşmüş. Burada da değişim var. Ama A şıkkında şekerler sadece sayısı çoğalmış. Şeker yine değişmemiş, aynı kalmış. Cevap A şıkkı oldu. Biraz zor bir soru gerçekten. Evet sevgili öğrenciler, deneme sınavımız bu kadar. Umarım sizler de benim gibi yapmışsınızdır hepsini. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşça kalın.